Tekrar merhaba arkadaşlar. Ünite On Natural Forces konumuzdayız. Beraber QR kodumuzu okuttuğunuzda çalışma kısımlarını beraber yapıyoruz zaten. Gayet eğlenceli ve güzel geçiyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle bakalım burada işleyeceğimiz ana başlıklar neler? Öncelikle should yapısını bir inceleyeceğiz. Çünkü eco-friendly yani toplum için, toprağımız için, çevremiz için neler yapabiliriz? Tabii ki bunu yapmalısın, etmelisin anlamına gelen melimalı anlamını taşıyan should yapısını kullanacağız. Arkasından önemli sorularımız var. Neler yapılması gerekiyor? Bunlar için bir göz atacağız. Geri dönüşümler kullanacağımız kelimeler bunlardan birkaçı. Öncelikle çevre dostu olmak için yapabileceğimiz şeyler. Öncelikle bakalım. You should, hep tavsiye vererek çocuklar kullanacağız bunları. Should zaten yapmalısın, yapsan iyi olur anlamına geliyordu. Nasıl kullanıyordum? Kendinden sonra gelen fiilim her zaman yalındı. Hiçbir takı almıyordu. You should use paper bags. Yani kağıt torbalar, kağıt poşetler kullanmamız. Artık marketlerde de poşetlerimizi biliyoruz ki sayılı alıyoruz. Parayla alıyoruz. Bu işte plastik kullanımını azaltmak için alınmış bir karar. Aslında tek poşetle her gün markete giderken yanımıza taşısak çevreye atılan poşetler de azalacağı için biz de çevremiz için bir şey yapmış oluyoruz. Bir fayda sağlamış oluyoruz. Bakalım bir diğeri. You should plant trees. Bakın ağaç dikmek. Ağaç dikmek. Ne yapmalıyız? Ağaç dikmeliyiz. Bizim öğrenmemiz gereken aslında yapılar bunlar. Şunu zaten biliyorum ama fiillerim çok önemli. Ağaç dikmek, use paper bags, kağıt kullanmak, kağıt poşet kullanmak. Bir diğeri, we should turn off the water. You should turn off. Kapatmak. Değil mi? Neyi kapatıyoruz? Turn off water. Suyu kapatıyoruz. Ne zaman? While you are brushing your teeth. While you are brushing teeth. Yani dişlerimizi fırçalarken o esnada su boşa akmıyor ve ne yapıyoruz? Suyu kapatıyoruz. Evet. You should turn, plant tree, use paper bags and switch off the lights. You should switch off. Switch off çocuklar kapatmak demek. Ama bu sefer elektrikleri kapatmak. Yani ışıkları kapatmaktan bahsedeceğiz. Kapatmak. You should switch off lights when you leave your room. Yani odadan ayrılırken ne yapıyorum? Işıkları, elektrikleri kapatıyorum. You should use rechargeable batteries. You should use rechargeable. Neydi rechargeable? Tekrar doldurulabilir piller kullanmak, değil mi? Çünkü atık piller çevreye zarar veriyor. Chargeable batteries. Evet, tekrar doldurulabilir, yenilenebilir piller kullanmaktan bahsediyoruz. Bir diğeri use energy saving bulbs. Yani enerji tasarrufu yapan lambalar kullanmak. You should. Tavsiye veriyorum. Yapsam iyi olur. Çevreyi korumak için. You should use energy saving. Light lamps. Kullanıyorum. Ne kullanıyorum? Energy saving. Yani enerji tasarruflu lambalar kullanıyorum. Çok önemli. And you should recycle trash. You should recycle. Recycle öğrenmiştik. Geri dönüşüm değil mi? Geri dönüştürülebilir olması. Ne yapmıyoruz? Neyi geri dönüştürüyoruz? Geri dönüştürmek. Trash yani çöpümüzü.
çöplerimizi kartonlar, plastikler, kağıtlar, metaller olarak ayırıp ona göre geri dönüşüm kutusuna atmamız lazım. You should use renewable energy. Yani yenilenebilir enerji, elektrik gibi, rüzgar gibi, rüzgardan elektrik üretmek, güneş enerjisiyle elektrik üretmek. Renewable enerji dediğimiz yenilenebilir enerji mutlaka tükenmeyen, yani rüzgardan faydalanıyorum, rüzgar çünkü tükenmiyor, güneşten faydalanıyorum, güneş enerjisi tükenmiyor ve bunlar doğaya zarardan çok fayda sağladığı için ben de doğaya katkı sağlamış bulunuyorum. And eat organic food. You should eat organic food. Organic zaten çok kullanıyorum. Organik olması, doğal olması, değil mi? Bu yiyecekleri ne yapıyorum? Tüketiyorum. Bu ünitede karşımıza çıkabilecek soru kalıplarına bir bakalım. Şunu zaten yaptık. What can we do to slow down global warming? Global warming küresel ısınmaydı. Hava kirliliğinden oluşan küresel ısınma, dünyamızın daha da ısınması, bu neye sebep oluyordu? Buzulların erimesi, bunların sonucunda iklimlerin değişmesi, hepsi birbirini tetikliyordu. Slow down, yavaşlatmak demek. Yavaşlatmak. Ne yapabiliriz bakın? Küresel ısınmayı yavaşlatmak için neler yapabiliriz? What can we do? Yani benim sorum aslında burada bu soru kalıbı. What can we do to slow down? What can we do to stop? Gibi kullanabilirim. We can use rechargeable batteries. Bakın cevabımı verdim. Ne yapıyorum? Yeniden doldurulabilir, şarj edilebilir batarya kullanıyorum. How do people destroy nature? How, nasıl demekti? Nasıl? Nasıl? İnsanlar doğayı nasıl yok ediyor bakın. How do people destroy nature? Cevabım by cutting. Bakın yaparak. Ne yaparak? By cutting trees. Ağaçları keserek. And polluting environment. Yani çevreyi kirleterek ve ağaçları keserek ne yapıyoruz? Doğayı yok ediyoruz. What should people do? Bir diğer soru kalıbım. What should people do? Ne yapmalı? İnsanlar ne yapmalı? To save the nature. Bakın doğayı kurtarmak ve korumak için neler yapmalıyız? We should. Buradakilerin hepsi bu sorunun cevabı aslında. Şöyle yapalım çocuklar. We should plant trees. We should use paper bags. And we should switch off the lights. We should use energy saving light bulbs. O doğayı korumak için bakın bu sorunun hepsi, bunların hepsi cevap, bu sorumuza cevap olarak verilebilir. We should use paper bags, we should plant trees, we should eat our organic food, we should use renewable energy. Hepsinin cevabı burada. What are the main reasons? Bakın bir soru kalıbımız daha. What are the main reasons? Ana sebepleri nelerdir? Ana sebepler. Esas sebepler. Evet. Neyin? Kuraklığın. Neyin? Air pollution. Bunu değiştirebilirim. What are the main reasons of air pollution? What are the main reasons of deforestation? What are the main reasons of drought? Bakın burası değişebilir. Hepsinin sebebi, esas benim için önemli olan burada soru kalıbım. What are the main reasons? Esas sebepler, ana sebepler nelerdir? Bir diğer soru. When did the earthquake take place? When? Ne zaman? Sabah olarak depremin ne zaman gerçekleştiğini soruyorum. Take place zaten meydana gelmesiydi. Diğer kelimelerin neydi? Occur and happen. Yer değiştirebilir miyim? Yes. When did the earthquake occur? When did the earthquake happen? Ne zaman oldu? Ne zaman meydana geldi? Gerçekleşti diyebiliyorum. What did the disaster cause for a while? Felaket bir süreliğine nelere sebep oldu? What did the disaster cause? Bakın. Soru kalıbı. Nelere? Disaster yani felaket nelere yol açtı? Cause yol açmaktı. Nelere yol açtı diyerek de ne soru kelimemi kullanarak sorumu sordum. What were the results? Bakın bu da sonuçlar. Bakın çocuklar. What are the reasons? Sebeplerdi. Result sonuç demek. What are the results of disaster? Yani sonuçları neler oldu? What are the results of drought? What are the results of deforestation? What are the results of air pollution? Burayı yine değiştirerek istediğim soruyu çeşitlendirebilirim.
önemli olan benim için soru kelimemin kökü. When the city, which city did the earthquake take place in? Which city? Hangi şehirde meydana geldi? Which city did the earthquake take place? Bakın take place in. Yani deprem hangi şehirde meydana geldi? Bu işaretler de çok önemli çocuklar. Plastic, glass and paper, recycle. Tekrar tekrar vurguluyoruz. Nereden geliyordu? Cycle yani bir döngüden meydana geliyor. Döngü ne demek? Geri dönüşüyor. Yani biz çöpe atsak bile onu alıyorlar. Yeniden yok edip tekrar aynı ürünü yok ettiklerinden tekrar yeniden kağıt yapıyorlar. Yeniden plastik üretiyorlar. Yeniden metal üretiyorlar. Böylece benim atığım tekrar bana ürün olarak geri dönüyor. O yüzden recycle'ın bakın işareti bu. Sorularda çok karşıma çıkıyor. Gördüğüm anda bileceğim ki çevre ünitesi yani natural forces ile alakalı geri dönüşüm demek. Mutlaka karşıma çıkacaktır bu tür sorular. Burada bilmem gereken ne yapmamız gerekiyor? Genel olarak soruyorum. Neler, sebepleri neler? Sonuçları neler? Neler yapmamız lazım? İşte should kullanarak da yani yapmalısın, tavsiye niteliğinde cümleler kurarak şunu yapmalısın, bunu yapmalısın diyerek de veriyoruz. Hemen tekrar bir göz atalım. Use paper bags yani kağıt poşet kullanmak ya da bir poşeti sürekli kullanmak. Plant trees, you should plant trees. Ağaç dikmeliyiz. En önemlisi bu çocuklar. Çünkü ne kadar çok ağaç hem selleri hem toprak kaymalarını hem hava kirliliğini önlüyor. Turn off the water. Evet, susuzluk sıkıntımız var. Maalesef yaşıyoruz bunu. O yüzden yağmurlardan dolayı turn off water. Suyumuzu çok dikkatli kullanıyoruz. Boşa akıtmıyoruz. You should switch off the lights. Elektrik tüketimi de maalesef çevre kirliliğine yol açıyor. Bu yüzden kullanmadığımız elektriklerin hepsini kapatıyoruz. You should use rechargeable batteries. Yani yeniden doldurulabilir, şarj edilebilir bataryalar, battery yani piller kullanmak. Bu piller doğaya karıştığı zaman çünkü toprağa maalesef içindeki madde eriyor, toprağa zarar veriyor. Bu yüzden tekrar tekrar doldurabileceğim batteries yani pilleri kullanmam lazım. You should use energy saving light bulbs. Yani enerji tasarruflu, enerjiyi doğru kullanan, az yakıt tüketen elektrik ampulleri, lambaları kullanmalıyız. You should recycle trash. Evet, en önemlisi yine onlardan en önemlilerinden bir tanesi geri dönüşüm. Geri dönüşüme atıyorum, geri dönüşüme ayırıyorum. Evdeki kartonumu, plastiğimi, kağıdımı olduğu gibi çöpe atmıyorum. You should use renewable energy. Yenilebilir enerji. Bunlar neydi? Rüzgar. Rüzgardan faydalanmak. And sun. Sunlight. Yani güneş ışınlarından faydalanmak. And you should eat organic food. Tabii ki organik yiyecekler yemek. Hem sağlığımız için hem de atıklarımız açısından çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Soruları okuduğum zaman her zaman soru köküne iyi bakıyorum. Kelimelerimi iyi çalışıyorum. Kelimelerimi bilirsem zaten anlamdan çıkarıyorum. Soru kelimelerim çok önemli. Bakın bunlarla bütünleştiriyorum. Yapamayacağınız soru yok. Yeter ki dikkatli okuyun. Kolaylıklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın bu çocuklar.